İbrahim Karagül, inadına Türkiye diyenler, toplanın. Zihinlerinizi arındırın, kalplerinizi temizleyin, ufkunuzu genişletin, aklınızı, gücünüzü ve coşkunuzu harekete geçirin. Küçük hesapların, öfke ve nefretin, bencilliklerin, kişisel hesaplarını Türkiye'den üstün tutanların sizi zehirlenmesine izin vermeyin. Sizi boğmasına, gözlerinizi kör etmesine engel olun. En çok da bize, ülkemize, milletimize, kardeşliğimize sıkılan kurşunları görün. Ülkemize ekilen kötülük rüzgarlarına karşı sağlam durun. Türkiye'yi yalnız bırakmayın. İçeriden ve dışarıdan ortak yürütülen amansız saldırılarla karşı karşıyayız. Aynı karargahlardan, aynı merkezlerden servis edilen bu ajanda doğrudan Türkiye'yi hedef alıyor. Tarih coğrafya hesaplaşmasıdır bu. Böyle bir kavgada hangi gerekçeyle olursa olsun Türkiye'yi asla yalnız bırakmayın. Çünkü bu geçmişin ve geleceğin kavgası. Çünkü bu yüzyılların mücadelesi. Çünkü bu dar siyasi ajandalara sıkıştırılabilecek bir şey değil. Kavgayı onlar başlattı. Korkudan başlattılar, içeride ortaklar buldular. Bu kavgayı biz başlatmadık, onlar başlattı. Onlar bizi zayıflatmak, hareketsiz bırakmak, durdurmak için harekete geçti. Onlar bize karşı içeride, sınırlarımızda, denizlerimizde cepheler kurdu. Onlar Osmanlı korkusuyla, Selçuklu korkusuyla, Anadolu'dan yeni bir güç yükseliyor korkusuyla harekete geçti. Bu gücün nereye ulaşabileceğini gördü, okudu ve açık saldırılara girişti. Bu çok uluslu cephe içerden ortaklar buldu. Sermaye ortakları buldu, siyasi ortaklar buldu, Türkiye'nin zayıf alanlarına yatırım yapıp adamlar, çevreler devşirdi, kimlikler üzerinde oynayıp taraftar buldu. Kişisel hınçları ve açgözlülüklerinin esiri olan siyasi figürler buldu. Türkler yeniden geliyor dediler. 21. yüzyıl Haçlı İttifakı kurdular. Bu çok uluslu cephe coğrafyadan ortaklar buldu. Onları Türkler yeniden geliyor korkusuyla, Osmanlı korkusuyla kandırdı. Korkularını kullandı, zaaflarını kullandı, iktidar hırslarını, açgözlülüklerini kullandı. Birinci Dünya Savaşı'nda Yemen'den Kanal'a, Irak'tan, Suudi Arabistan çöllerine kadar coğrafya genelinde harekete geçirdiği çevreleri yeniden harekete geçirdi. Bu çok uluslu cephe Batı dünyasını adeta bir haçlı ittifakı gibi Türkiye'ye karşı hareketlendirdi. Kudüs'ü e ele geçirmek ister gibi, Akdeniz'i e ele geçirmek gibi, Anadolu'yu yağmalayıp İslam şehirlerini kılıçtan geçirmek gibi bir yağmacı, talancı motivasyonla Türkiye'nin üzerine saldı. Türkiye susarsa insanlık susar. Nefesini kesmek, mecalsiz bırakmak, aklını karıştırmak, sosyal çatışmalarla enerjisini bitirmek istedi. Çünkü biliyordu. Türkiye düşerse coğrafya düşer, Türkiye dar alana sıkışırsa coğrafya ellerinde kalır, Türkiye susarsa insanlık susar. Bu amaçla ana hedefleri yine biz olduk. Bin yıldır nasıl biz olmuşsak yine biz olduk. Bugün verdiğimiz mücadele tarih açısından, coğrafyanın geleceği açısından, geçmiş ve gelecek açısından Birinci Dünya Savaşı gibi bir mücadeledir. İstiklal mücadelesi kadar özveriyle, kararlılıkla yürüttüğümüz mücadeledir. Yüreği kötülük dolu, zihni kirli çevreler. Bu oyunu bozacağız. Yüreği kötü, aklı ve zihni kirli çevrelerin zihinlerimize, evlerimize, şehirlerimize ve sokaklarımıza yaydığı hastalıklara karşı teyakkuzda olun. Salgın hastalıklardan çok daha yıkıcı bir zihinsel salgın yayıyorlar. Türkiye'ye ait ne kadar güzellik varsa küçümsüyor, alay ediyor, sulandırıyor, yerine kötülükler inşa ediyorlar. Buna izin veremeyiz. Kim olursak olalım yüreğimizde küçücük de olsa vatan sevgisi varsa, millet sevgisi varsa, bu topraklara bağlılık varsa, tarih ve coğrafya biliyorsak, geçmişi hatırlıyor ve geleceğe bakabiliyorsak bu oyunu bozmalıyız. Çöküş dönemindeyken başardılar. Yükseliş döneminde şansları yok. Türkiye ve dünyayı iyi okuyun. İnsanlık tarihinin en kritik güç kaymalarından birinin daha yaşandığını ve bunun bize olağanüstü çıkış, yükseliş olarak geldiğini görün. Nasıl bir Türkiye inşa edildiğini, bunun kimleri korkuttuğunu ve onların kimleri sahaya sürdüğünü, tetikçi olarak kullandığını, kimlerin kimlerin kurşunlarıyla Türkiye'yi vurduğunu iyi algılayın. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Kritik bir eşiği atlamak üzereyiz. Siyasi tarihimizin en sert hesaplaşmalarından birini daha yaşıyoruz. Ama öncekilere göre şanslıyız. Yüz yıl önce çöküş dönemindeydik. Bütün oyunları tuttu. Dışarıdan ve içeriden vurup bizi susturdular. Ama bugün yükseliş dönemindeyiz. Tarihi yeniden başlatma, coğrafyayı yeniden ayağa kaldırma, binlerce yıllık siyasi genetikle dünyanın merkezine yürüme dönemindeyiz. İn adına Türkiye diyenler, toparlanın. Ne yapsalar kazanamayacakları bir savaş bu. Derdimiz, endişemiz bu değil. Endişemiz ülkesini seven, bütün bunları görebilen insanların da yalan ve kurgu senaryolarla, dışarıda hazırlanmış paketlerle yanlış cephelere savrulabilmesi. Bunu önlemeye çalışıyoruz. Sesinizi yükseltin, direncinizi artırın, gerektiğinde yumruklarınızı sıkın. Bu 20. ve 21. yüzyılın mücadelesi. Türkiye'yi asla yalnız bırakmayın. İn adına Türkiye diyenler toplansın, kenetlensin. İbrahim Karagül, Yeni Şafak. Bercan tutar. Biden'ın değişebilme ihtimali. Amerika ile yükselen güçler arasındaki ilişkilerin geleceğine dair 10 gün sonra önemli görüşmeler yapılacak. Amerika Başkanı Joe Biden 14 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la bir araya gelecek. Biden Erdoğan'la görüşmesinin hemen ardından 15 Haziran'da Brüksel'deki ABD-AB zirvesine katılacak. ABD Başkanı'nın Avrupa Birliği liderleriyle toplantısında Sayın Erdoğan'la kritik ettiği dosyalardan çıkan muhtemel sonuçlar da kuşkusuz masada olacaktır. 16 Haziran'da ise Biden Cenevre'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le buluşacak. Merak edilense Biden'ın Türkiye, Rusya ve AB liderleriyle yapacağı görüşmelerin Amerika'nın küresel siyasetini değiştirip değiştirmeyeceğidir. İktidara geldiğinde yaşlı Joe'nun İran açılımıyla gündemi sarsan Barack Obama'yı mı yoksa 1956 Süveyş krizindeki tavrıyla Avrupa'da ve İsrail'de şok etkisiyle yol açan Dwight Eisenhower'ı mı örnek alacağı tartışılıyordu. Eisenhower-Süveyş krizinde İsrail, Fransa ve İngiltere'ye karşı Orta yükselen yeni gücü dediği Mısır'ı ve Cemal Abdülnasır'ı tercih etmişti. Ancak müttefiklerine karşı başta soğuk bir politika izleyen Eisenhower, 5 yıl sonra 180 derecelik bir dönüşle Nasır'a ihanet etmiş ve Mısır'ı yine kaderine terk etmişti. Obama ise İsrail ve Suudi Arabistan gibi kadim müttefiklerin itirazlarına rağmen İran politikasından taviz vermedi. Obama'nın mutant haline benzetilen Biden da Selefi Trump döneminde bozulan İran ve AB ilişkilerini düzeltmekle işe başladı. Ne var ki İran dışındaki konularda Obama ile Eisenhower arasında hiçbir fark yok. Arap baharını boğan Obama işgallere ve darbelere girişerek Libya, Yemen ve Suriye'deki kaosu derinleştirdi. DEAŞ'la Orta Doğu'daki terör stratejisini sistemleştirdi. Mısır'da 3 Temmuz 2013 darbesine destek veren Obama, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin de en büyük sponsoruydu. Unutmayalım ki İslam dünyasını 8 yılda işgal ve iç savaşlarla adeta kaos ve terör yurduna çeviren Obama'nın yardımcısı, şu an Amerika Başkanı olan Joe Biden'dı. Zaten bu yüzden Biden'a her anlamda Obama'nın mutant hali deniliyor nitekim İsrail'in 10-21 Mayıs arasında Gazze'de işlediği katliamları savunan Biden Siyonist rejime sarsılmaz desteğini bir kez daha yineledi. Dolayısıyla Biden'ın Türkiye, Rusya ve Çin gibi aktörlere karşı farklı bir politika izlemesi zor. Çünkü Biden'ın bu saatten sonra ıslah olma ihtimali çok düşük. Zira Biden'ın 2008-2016 arasındaki 8 yıllık başkan yardımcılığı döneminde Rusya ve Türkiye'ye karşı izlediği politikalar neredeyse birbirinin kopyası gibi. Obama ve Biden ikilisi 2009'da Rusya ile ilişkileri resetlemelerine rağmen Putin'e yönelik düşmanlıkta sınır tanımadılar. Bu nedenle yeniden iktidara gelen Biden Putin'siz Rusya stratejisini kaldığı yerden devam ettirecektir. Benzer şekilde 2013'ten bugüne kadar Sayın Erdoğan'ı açıkça hedef alan ve 15 Temmuz'da da devirmeye kalkan Obama'nın yardımcısı Biden şimdi başkan olarak Beyaz Saray'da oturuyor. Biden bu yeni dönemde de Putin gibi Erdoğan'a karşı da her tür propaganda, manipülasyon ve karalamaya dayalı 5. kol faaliyetlerine daha çok hız verecektir. Bu yüzden 14 ve 15 Haziran'daki görüşmelerden Olumlu bir sonuç çıksa dahi tedbiri elden bırakmamak lazım. Atalarımız boşuna can çıkmadan huy çıkmaz dememiş. Bercan tutar sabah.